Herkese merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her sene kış için yaptığım kahvaltılık, çok lezzetli, aşırı lezzetli kahvaltılık sos tarifimi paylaşmak istiyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir tarif. Her sene yaparım ve her sene kim yerse çok beğeniyor ve tarifini mutlaka istiyor. Kanalımda daha önce de paylaşmıştım ama Maalesef hak ettiği değeri alamadı. O yüzden ısrarla bu tadı sizinle paylaşmak istiyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle yıkamış olduğum kırmızı kapya biberlerimi ve patlıcanlarımı peçete yardımıyla kuruladıktan sonra fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum bu şekilde. Daha sonra aralarına 3-4 diş de sarımsak ekliyorum. Fırına göndermeden önce bıçak yardımıyla patlıcanlarımıza bu şekilde delikler açıyoruz. Evet gördüğünüz gibi delikleri açtım. Bu aşamadan sonra 200 derece ısınmış fır fırınımın ızgara bölümüne gönderiyorum. Patlıcanlarımız ve biberlerimiz pişene kadar biz şimdi ön aşama olan karışımı hazırlıyoruz. Öncelikle maydanozumu rondoma ilave ettikten sonra bir çay bardağı galeta unu, bir çay bardağı saf zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz ve sevdiğim baharatları bu şekilde ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da şeker, ceviz, daha önce yapmış olduğum kuru domates tarifi aşağılarda vardı oradan ulaşabilirsiniz gerçekten çok lezzet katıyor. Ve daha önceden tekrar yapmış olduğum acı biberli domates turşusu. Bundan da birkaç kaşık ekledikten sonra rondo yardımıyla çekiyorum. Özellikle bu sosu da şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka bakın ve yapın diyorum. İnanılmaz lezzetli ve aşırı ekmek yedirten bir sos. Turşu kıvamında inanılmaz lezzetli oluyor. Bu şekilde püre haline gelene kadar uzunca çekiyoruz. Bu ön aşamada yaptığım karışımı da tek başına yapabilirsiniz. Aşırı lezzetli, zaten buradan anlıyorsunuz. Evet, çektiğim karışımı şimdi tencerime alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi sosumuzun ikinci aşamasına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi patlıcanlarım ve biberlerim çok güzel pişti. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu tarifte benim ocağım şu an uyumlu olmadığı için yapamadım. Normalde ben direkt folyoya sarıp patlıcan ve biberleri ocağın üstüne koyup közleyerek yapıyorum. Bu şekilde daha da lezzetli oluyor. O yüzden size mutlaka o şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet gördüğünüz gibi patlıcanlarımız soğumasını beklemeden bu şekilde bıça kaşık yardımıyla iç içini oyarak kabuklarından ayırıyorum ve ayırdığım kısımları robotuma tekrar alıyorum. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet, patlıcanlarımı ayıkladıktan sonra şimdi Biberlerime geçiyorum ve biberlerin bu şekilde kabuklarının sıcağı sıcağına rahatlıkla soyuluyor gördüğünüz gibi. Soyduktan sonra da gördüğünüz bu şekilde çekirdeklerinden ayıklıyorum. Evet biberlerimi ayıkladım şimdi e, közlenmiş olan sarımsaklarını da kabuklarını soyduktan sonra ekliyorum. Gerçekten bu köz sarımsaklar çok lezzet katıyor. Evet e, önü karışıma atmadığımı fark ettim. Bir dolu yemek kaşığı da biber salçası ve domates salçası karışımını ilave ediyorum. Siz bunu yarı yarıya kullanabilirsiniz. Evet tüm karışımı tekrar rondodan geçiriyorum ve tencereme ilave ediyorum. Evet bu aşamadan sonra tenceremi ocağımın üstüne tekrar alıyorum ve böyle fokur fokur olana kadar kaynatıyorum. Bu aşama çok önemli. Gördüğünüz gibi diğer taraftan da kullanacağım kavanozların kapakları kaynıyor. Evet şimdi ocağımın altını kapatmadım. Üç, e, benimki şu an 4 ayarda yani orta ayarın bir tık altını aldım ve kaynamaya devam ederken e, sıcaklığını hala koruması gerekiyor. Bu şekilde kavanozlara dolduruyorum. Doldururken de kaşıkla bu şekilde havalandırıyorum ki içindeki havasını boşaltsın. Daha sonra cımbız yardımıyla kaynayan kapağı alıyorum ve iki geri bir ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Burası çok önemli. Her defasında doldururken bu şekilde karıştırarak doldurmanızı tavsiye ediyorum ki sıcaklığını korusun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi soslarımı yaptım. Şimdi bir tanesini açacağım. Zaten bu hazır bir sos olduğu için yani beklemeye gerek yok. Hemen açıp yiyebilirsiniz rahatlıkla. Çok lezzetli bir sos ama çok çabuk biteceğine de eminim. O yüzden çok yapmanızı tavsiye ediyorum. Kavanozlarımı tükettiğim için bu kadar kavanozum var şimdilik. O yüzden bu kadar yapmak zorunda kaldım. Bu gerçekten çok lezzetli bir sos. Kahvaltılık meze mi diyeyim, sos mu diyeyim inanılmaz lezzetli bir şey. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan şöyle kaşıkla alıp tabağa koymak istiyorum. Gerçekten aşırı lezzetli bir sos. Bunu böyle kahvaltıda isterseniz böyle misafirlerinize kanepe üstüne sürebilirsiniz. Ekmek üstüne sürüp sunum yapabilirsiniz. Çok lezzetli bir sos aşırı lezzetli bir sos bakın. Ya öyle böyle demiyorum. Gerçekten çok lezzetli bir sos. Yani mutlaka denemelisiniz. Daha önceki deneyen arkadaşlarım biliyor zaten tadını. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani inanılmaz bir şey bu oluyor. Böyle acısı, tadı, tuzlu, şekeri tam kıvamında yani. Tam kıvamında kesinlikle denenmesi gereken bir sos diyorum ve şimdi sizin için hemen tadına bakıyorum. Şöyle Alıp, bakın kıvamı da bu şekilde tam böyle ekmeğe sürülebilir, ekmek banılabilir bir e, kıvamda oldu. Şimdi şöyle alıyorum ve hemen ekmeğime sürüyorum dolu dolu. Ay of 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 of. Yani gerçekten çok aşırı beğeneceksiniz bu sosu diyorum ve. Yani mutlaka yapın. Lütfen yapın. Eğer yapa, yapacak olursanız da yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarınızı e, aşağıya yazmayı unutmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an sıcak. Ama böyle bile çok lezzetli ve acısı çok güzel olmuş. Bunu bu şekilde... Buzdolabında rahatlıkla saklayabilirsiniz. Zaten soğuduktan sonra bu kapaklar vakumlanacak ve içine çekecektir. Kesinlikle bozulmaz. Bir yıl hatta 2 yıl bile bu beklese bozulmaz diyebilirim. Çünkü vakumlu. Evet arkadaşlar bugün de sizinle birlikte her sene yaptığım bu meze tarifimi ısrarla size paylaşmak istiyorum. Bir sonraki kış hazırlıklarında ve yeni farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.